Hocalara geldiniz, hoş geldiniz. TYT AYT'yi bitiriyoruz. Hedef YKS 2020 serisinde TYT coğrafyanın püf noktalarına değinerek sorular üzerinde tekrar edeceğiz. E, ve buradaki nokta atışlarını beraber yapacağız inşallah arkadaşlar. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım. E, son 4-5 yılın sorularına bakarsak, e, çıkan e, sorular içerisinde e, doğal afetler, bölge sınıflandırılması coğrafyanın konusu bölümleri ve nüfus coğrafyası ile ilgili sorulardan son 5 yılda hemen hemen her yıl çıkmış. Bunun dışında harita bilgisi ya da iklim bilgisi sorularından da karşımıza getiriliyor. O nedenle bir soru üzerinden konu tekrarımızda beraber yapalım arkadaşlar. Fiziki haritalarda renk tonunun dar alanlarda daha fazla olması aşağıdakilerden hangisinin kesin? İspatlır arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken nokta ne? Şimdi fiziki haritalarda önce renkler neyi anlatıyor? Renkler öncelikle 0-500 metre arası yeşil. 500 ile 1000 arası sarı. 1000 ile 1500 arası turuncu. 1500'den daha yüksek olan yerlerde kahverengi ve tonlar ile gösteriliyor. bulunduğu yerin iklim özelliğine göre beyaz renk de kullanılabiliyor. Beyaz renk kalıcı karları gösteriyor arkadaşlar. Bu nedenle bu haritalar üzerinde fiziki haritalar üzerinde renk tonu eğer dar bir alanda çok değişiyorsa yani burası bir yüksek bir alçak bir yüksek bir alçaksa Örneğin burada 1500 var. Daha sonra 1000 var. Derken 500. Daha aşağılara hatta deniz kıyısı da varsa bu dar alanda renk çeşitliliğinin fazla olduğunu gösteriyor. Renk çeşitliliğinin fazla olması da arkadaşlar arazinin engebeli olduğunun göstergesidir. Bunun en önemli göstergesi budur. Örneğin ülkemiz için düşünürsek ülkemizde Karadeniz kıyılarında ya da Akdeniz'deki özellikle Antalya Mersin arasındaki bölgelerde, Antalya-Muğla arasındaki bölgelerde bu tür renk çeşitli oldukça fazladır. Doğandolu, Hakkari ya da Maraş çevresi yine renk tonunun çok değiştiği alanlardır. Şimdi kesin ispatıdır dediği için burada arkadaşlar dikkat edelim. Arazinin düzlük olduğunu bir defa ispatı değil. Çünkü düzlük bir arazide renk sabittir. Yani çok fazla renk değişikliği olmaz. O nedenle bu renk çeşitliliğinin fazla olduğu alanları aramamız lazım. Farklı yükseltilerin olduğunun işte aradığımız cümle bu arkadaşlar. Eğer renk tonu çok değişiyorsa yükseltiler de sık değişiyor demektir. O nedenle doğru cevabımız bu olacak. Diğerlerini değerlendirelim. Arazide farklı bitki türlerinin olduğunun Evet olabilir ama şimdi doğan dolun yüksek kesimlerinde engebeli bir arazi olduğunu düşünürsek oralar... Çok soğuk alanlar olduğu için bitki türlerinin çok farklı olduğunu tam olarak ispatlayamayız. Yani kesin ispatı olmayabilir. Arazide farklı toprak türü olduğunun toprak oluşmamışsa olabilir çok soğuk olduğu için. O nedenle bunu da dahil etmeyeceğiz. Arazide birden fazla ülkenin sınırı olduğunun zaten alakası yok. Şimdi bir de dikkat etmeniz gereken sakın olan burada yeşil gördüğünüz zaman ova ya da orman sarı gördüğünüz zaman plato ya da kahverengi gördüğümüz zaman da demeyelim arkadaşlar sakın ola sakın çünkü haritadaki renkler yer şekillerini değil sadece yükselti basamaklarını gösterir yükseltiden başka bir şey göstermez buna dikkat edin arkadaşlar fiziki haritalarda renk tonu bu sınavda karşımıza gelebilecek bir soru tarzıdır arkadaşlar. Şimdi ikinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuzda bir e, yerel saat ve güneşin görünüş yeri e, sorusu. En son 2017 bir yerel saat sorusu vardı. Tabi orada biraz daha kompleks bir soruydu ama. Şimdi bu tip sorularda öncelikle bu güneşlerin hangi saatte olduğunu bilmemiz lazım. Aşağıda Ekinox tarihinde aynı enlem üzerinde 3 kişinin aynı anda güneşi gökyüzünde nasıl gördükleri çizilmiştir. Aynı enlem üzerinde oldukları için açılarının farklı olmadan sadece gün içerisindeki yükseltilerinin değiştiğini anlatabilmek için veriyor. O nedenle aynı enlem üzerinde olması önemli arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Hemen burada en fazla yapılan hata arkadaşlar ee, baktık burada utkunun olduğu yer. Sağ taraf doğu, güneş doğudadır. O zaman bu doğudadır. Yani A seçeneği utku doğudadır. Doğrudur. Sakın ola böyle bir şey yapmayın. Çünkü bu sıralama yaptığımız zaman güneşin aynı anda ufuk çizgisindeki görünüş sıralamasını yaptığımız zaman şunu yapmamız lazım. Mesela İkranur'da saat kaç? 12. Yaklaşık e, saatte verebiliriz. Mehmet Emin'de saat kaç? Mehmet Emin'de batmaya doğru gidiyor. Öyle vakitte şurası olduğunu düşünürsek yaklaşık 15. Utku'da saat kaç? da doğmuş 12'ye gelmemiş yani yaklaşık 9. Şimdi İkranur Utku ve Mehmet Emin'in saatlerini en ileriden en geri ya da en geriden en ileri doğru sıralarsak ne olur? 9, 12, 15 olur. O zaman 9 olan hangisiymiş? Utku'ymuş. 12 olan hangisiymiş? İkranur'muş. 15 olan hangisiymiş? Mehmet eminmiş. O zaman en doğu bu taraf, en batı bu taraf sıralamasına göre gidersek Utku en doğuda mı? Hayır. Utku en batıda. Bu yanlış. Mehmet Emin ile Utku arasında daha az yerel saat farkı vardır. Mehmet Emin'le e, Utku arasındaki yerel saat farkına bakarsak arada diğerlerine göre daha fazla. Yani ya Utku ile İkranur ya da İkranur'la Mehmet Emin demesi lazımdı. O yüzden bu da doğru değil. İkranur gün içinde en uzun gölge boyu. Zaten saat 12 İkranur'da. Gün içinde güneş en tepede. En tepede ise yere dikilen çubuğun gölgesi en kısa olması lazım. En uzun gölge güneş doğarken ya da batarken olur arkadaşlar. Hemen D'ye geçelim. Mehmet Emin en batıdadır. Mehmet Emin şurada bakın M harfi çizdik. 15 en doğudadır. Bu da A ters olmuş. Bunun ikisinin yer değişmesi lazım doğru olabilmesi için arkadaşlar. O yüzden buradaki sıralamada da Mehmet Emin en batıda değil en doğudadır olması lazım. Bu da yanlış. İkranur Mehmet Emin'in batısındadır. Bakın İkranur Mehmet Emin'in Batısındadır, evet. Çünkü saat 12, 15'e göre daha geri bir saat. O yüzden geri dediğimiz zaman batıya gideceğiz. O nedenle doğru cevap Edirne'dir arkadaşlar. Üçüncü sorumuza geçelim. Üçüncü soru da bir hem doğal afet olan erozyon, hem de Türkiye'nin yer şekillerine bağlı bir soru bu. Şimdi Türkiye arası çok engebeli. Türkiye'de Ortalama yükselti zaten 1132 metre. Yani çok yüksek. Engebeli bir araziye sahibiz arkadaşlar. Bunun dışında Avrupa'nın mesela ortalama yükseltisi 350 metredir. Avrupa kıtasının. Bizim ortalama yükseltimiz oldukça fazla. E bu da Türkiye arazi üzerinde yağmur sularının hızlı bir şekilde ya da akar suların hızlı bir şekilde akış göstermesine neden oluyor. %25'i çok şiddetli. %40'ı da Şiddetli erozyonu anlatmış. Şimdi erozyon nedir? Erozyon bir dağın yamacında yağmur sularının aşağı doğru sellenme yaparak yüzeydeki yaklaşık 5-10 santimlik toprak tabakasını süpürmesidir. Burada süpürme önemli arkadaşlar süpürme. Yani bir e, kütle hareketi yok bir kaya düşmesi ya da heyelan toprak kayması gibi bir aniden değişme değil. Sürekli olarak sürekli yani şu anda bile bir yerlerde erozyon oluyor. Türkiye'de de her yıl bir Kıbrıs adası büyüklüğünde toprağımız denize ulaşıyor arkadaşlar. Bu yüzden ülkemizde erozyon çok önemli bir doğal afettir. Bu duruma ispat olarak Türkiye'de engebeli alanların çok olduğunu evet onu başta söylemiştik zaten. Engibeli. Şimdi erozyon yüzeydeki bitki örtüsünün varlığından etkilenir. Bitki örtüsü eğer az ise erozyon şiddeti fazla olur. Bölgede bitki örtüsü nasıl az olur? Türkiye'de bitki örtüsünün az olmasının en önemli nedeni arkadaşlar yarı kurak bir iklime sahip olmamızdır. Yani her mevsim yağışlı olmayan iklime yarı kurak iklim deniyor. Yarı kurak iklimlerde bitki çok fazla olmaz. Bir de aniden yağış olduğu için yüzeydeki toprak kolaylıkla süpürülebilir. Ve üçüncüsü zaten söylediğimiz bu bitki örsünün seyrek olma özelliği. Yani biz burada tamamını erozyonun nedeni olarak ülkemizde görülen olayları alabiliriz. Yani doğru cevabımız edinilir arkadaşlar. Dördüncü sorumuzda ülkemizde 2020 nüfus sayımına göre 2019 sonunda adrese dayalı Şimdi e, nüfus sayımları de facto ve de jure diye iki tane nüfus sayımı var arkadaşlar. De facto nüfus sayımı demek e, insanların e, sokağa çıkma yasağı ilan ederek evlerde tek tek sayılması anlamındaki nüfus sayımıdır. De jure ise de jure nüfus sayımı adrese dayalı daha modern bir nüfus sayımıdır. Yani... Evlerde değil de insanlar zaten şu anda kayıtlı kayıtlı olduğu için biz anlık nüfusun ne olduğunu görebiliyoruz daha ayrıntılı özellikleri de öğrenebiliyoruz ama bunun tabi eski dönemlerde nüfusa kayıtlı olmayan insanlar da vardı ancak son dönemlerde yapılan çalışmalarla birlikte arkadaşlar doğum yapan insanlara yapılan yardımlar Ölen insanlardan da ölüm parası verilmesi sonucunda insanlar hemen nüfus kaydını ya arttırma ya da azaltma durumunda verip nüfustan düşüyorlar ya da ekliyorlar. Bu yüzden anlık nüfusumuzu görebiliyoruz. Türkiye'de 2020 nüfus sayımına göre kır ve kent nüfusuna baktığımız zaman kırda yaşayanların oranı %7 şehirde yaşayanların oranı arkadaşlar %93. Çok büyük bir fark var. Eskiden e, hatta 1923'te yani cumhuriyetin ilk kurulduğu dönemlere bakarsanız %90'a %10 civarında kır kent nüfusumuz vardı. Şimdi kırdan kente göç oldukça fazla. Bir anlamda şunu da diyebiliriz. %7'lik nüfus tarım, hayvancılık e, anlamında %93'lük nüfusu besliyor arkadaşlar. Çok büyük bir vehamet yani bu anlamda. Ama modern tarım düşündüğümüz zaman, modern tarım, tarımla uğraşan insan sayısı değil. E, bu bir anlamda diyoruz. Burada kırdan kente göçle birlikte şehirlerde görülen değişimlerden biri değildir. Çok klasik bir soru tarzı ama son dönemlerde karşımıza gelmedi. Yine karşımıza gelebilecek bir soru tarzı e, bu yıl inşallah böyle bir soru gelir arkadaşlar. Kırdan kente göç Ettiğimiz zaman mesela Türkiye'yi düşünelim. Doğu Karadeniz'den İstanbul'a göç eden bir kişi. İstanbul'daki bulunan bir şehir merkezinin kenar kısımlarındaki ki şu anda artık şehir merkezi diye bir şey de kalmadı. Her yer İstanbul'da şehir merkezi. Kenar kısımları doldurarak gece kondulaşmayla birlikte plansız bir kentleşme meydana geliyor. Bunlara biz getto ulaşma diyoruz arkadaşlar. Getto gece kondu mahalleleridir. İstanbul'da e, her ne kadar azalsa da hala bunlardan var. Bu yüzden plansız bir kentleşme. Sokakların e, düzgün bir şekilde oluşmaması gibi. Ülke nüfusunun artışı. Şimdi Karadeniz bölgesinden İstanbul'a göç ettiğin zaman Türkiye'nin nüfusunda değişiklik olur mu arkadaşlar? Yani ben bir odadan bir odaya geçtim. Aile nüfusu değişir mi? Hayır. O nedenle Göçle birlikte değişen bir durum değildir arkadaşlar. Çevre kirliliği, nüfus miktarı göç edilen yerde yani şehirlerde artarsa o zaman çevre kirliliği de mutlaka çok fazla olur. çok fazla insan olduğu zaman çevreye atılan atıklarda oldukça fazla oluyor. Altyapı hizmetlerinin yetersiz kalması. Yani yeni bir mahalle açılıyor. O mahalle ile ilgili kanalizasyon, elektrik yol, su gibi altyapı hizmetlerini yapmak isterken belediye öbür tarafta bir tane daha açılıyor. Sürekli bir artış var. O nedenle altyapı hizmetlerinin yetersiz kalması da burada etkili bir e, nedendir. Konut ihtiyacının artması. E, şehirlere göç arttığı zaman o şehirde yeni e, göçle birlikte yeni konut ihtiyaçları da meydana geliyor. Bu nedenle konut ihtiyaçlarının artması buradaki sorunlardan değişimlerden biridir. Sorumuzun cevabını da bu anlamda aldık. Bunun dışında kırdan kentli kente göçle birlikte trafik sıkışıklığı meydana geliyor. Araç sayılarının artması, hava kirliliğine neden oluyor. Sadece çevre kirliliği derken denize ya da çevreye atılan bir atık anlamında değil. Burada kanalizasyon atıkları da artıyor. Bunları tekrar arıtmayan şehirlerimiz var. Bunları ya bir göle ya bir akarsuya ya bir denize boşaltıyorlar. Bu yüzden bunlar da art artış meydana geliyor arkadaşlar. Beşinci sorumuzda 5 beş farklı kaynak türü şekilleri verilmiştir. Buna göre hangisi Türkiye'de görülen bir kaynak türü değildir? Zaten dünyada Türkiye'de de görülen kaynak türleri 5 tane kaynak demektir? Yeraltı suyunun yüzeye çıktığı yerlere kaynak deniyor arkadaşlar. Kaynaklar değişik özellikler gösteriyor. Şimdi bunları ayrıntılı bir şekilde öğrenelim. Hem bir tekrar yapmış olalım. Birinci kaynak türüyle bakalım. Neler var? Şekli iyi yıldırıyelim arkadaşlar. Bir defa birinci kaynak türünde yani ağda volkanik bir bölgeymiş. Volkanik bir bölge. Ve fışkıran sıcak su. Şimdi sıcak su var. Bir de fışkıran sıcak su var. Buna dikkat edelim. Bu sıcak su olması demek fay kaynağı. Yani kaplıca alıcı gibi kaynaklar anlamında kullanılıyor. Ama fışkıran sıcak su dediği zaman yukarıya doğru böyle 50-60 metre yukarıya doğru suyu fışkırtabiliyor. Bu fışkırtması için bir basınç gerekli arkadaşlar. Basınç nereden geliyor? İşte volkanik özellikli olmasına. Şimdi bir defa ülkemizde aktif bir volkanik alan yok. Bu yüzden bu kaynağın Türkiye'de görülme ihtimali de yoktur. Bu kaynağın ismi nedir? Bu kaynağın ismi e, latince ismi geyser. Türkçe'de buna Kaynaç deniyor arkadaşlar. Kaynaç. Yani fışkıran sıcak su. Böyle bir volkanik alan var ki Amerika'nın batısındaki Yellowstone bölgesinde, Yellowstone yanardağının etrafında bunlardan çok fazla var. Volkanik olan İzlanda, Japonya, Yeni Zelanda, Endonezya gibi ülkelerde de bu fışkıran sıcak sulardan oldukça fazla. Bu geyserler İzlanda'da oldukça yaygındır. Bu hatta turizmde de kullanılıyor. Ama en önemli kullanımda alan İzlanda'nın elektrik üretimidir. İzlanda'nın elektriğinin büyük bir çoğunluğu Geyserlerden elde ediyor. Yani buradan çıkan sıcak su ve buhar basıncıyla birlikte türbinlere gönderiliyor. Elektrik üretiliyor. Bunun dışında havaalanlarında bazı önemli e, caddelerin taban kısmında yani buz tutmaması için İzlanda'da kutuplara yakın bir bölge. Kaldırımlara, yolların tabanına bu kaloriferlerden döşenmiştir. Ve bunlara giren sıcak sular buradaki sıcak sulardır. Ve donmasını engelliyor. Adamlarda o kadar çok fazla var elektrikli üretiyor. Türkiye'de de sıcak su elektrik üretimi yapılıyor. Ama geyser değil de fay kaynağı ya da yer altından çıkan sıcak suyun buharıyla buradaki fışkırma özelliği olmadan elde edilebiliyor. İkincisine geçtik. İkincisi... İkincisi bakalım yine neler yazıyor. Geçirimsiz tabaka, geçirimli tabaka, geçirimsiz tabaka. Arkadaşlar bu önemli. İki geçirimsiz tabaka arasındaki geçirimli tabakada biriken sular. Şimdi iki geçirimsiz tabaka arasında bakın şuradaki noktalar e, mavi noktalar e, su. Nereden geliyor bu sular? Bakın üst taraftaki yağmurdan. Burada bulutlar yağmurlar. Yağmur yağdıktan sonra aradaki geçirim tabakaya su sızıyor. Bu geçirimsiz iki tabak arasında kalıyor. E çıkacak. Nereden çıkacak? Çıkamıyor. İşte bu bir antiknal seknal kısmının senknalin olduğu bölge. Antiknal kısmı aşınmış. Seknalde tabanda biriken sular yüzeye çıkmak istiyor ama çıkacak bir yer yok. Nasıl çıkacak? Mutlaka sondaj atılması lazım arkadaşlar. Sondaj. Sondajı kim atar? insanlar. Yani bu önemli. Mesela şöyle de olabilir de soru. Hangisi insan etkisiyle ortaya çıkan bir kaynak türüdür de diyebilir. O nedenle insan etkisiyle ortaya çıkan tek kaynak türü de sondajla çıkan budur. Bunun ismi nedir arkadaşlar? Bunun ismi Artezyen kaynakları. Ülkemizde İç Anadolu, Trakya, Güneydoğu Anadolu gibi yerlerde oldukça fazla. İç Anadolu'da Konya çevresinde mesela şeker pancarı tarlalarının sulama şekillerinden biridir. Buraya atılan sondaj, bakın sondaj, bu da fışkırarak çıkabilir su. Ama tabi e, sondaj seviyesi suyun birikme seviyesinin aynı olmaması lazım. Su daha fazla olması lazım ki basınç olup çıksın. Ama motorla da e, su çıkartılabiliyor. Buradaki e, en önemli etken artezyende bir insanlar tarafından sondaj hesabı çıkarılması, iki iki geçirim tabak arasında bulunması, 3. de kenarların aşınıp buradan yağmur suları içeriye girebilmesidir. Bu ülkemizde e, görülüyor. Bu artesian kaynağı. C'de bakın fay var. Fay gördük. E, sıcak su demiş. Az önce konuştuğumuz geyserde söylerken sıcak su kaynağı faydır. Yağmur suları e, çatlaklardan magmanın üzerine gidiyor. Şurada magma olduğunu düşünelim. Magma üzerinde ısınan su tekrar yüzeye çıkıyor. Nereden? Yine bir kırıktan. Bakın şu kırık bölgesi yani fay. Pay yani o zaman burada şunu bileceğiz. Depremin görüldüğü alanlarda daha fazla bu sıcak su kaynakları olur. Mesela Afyon, Denizli, Uşak, İzmir, Balıkesir, Bursa. Buralar kaplıcalar bakımından çok zengindir. Kızılcağma, Erzurum. Şimdi bakın ülkemizdeki bazı illerin ilçeleri de bu sıcak suyun çıktığı yerlere verilen isimle aynı. Sıcak suya biz ne deriz? Kaplıca deriz. Ilıca deriz. içme deriz. Çermik deriz. Ilgın deriz. Mesela Konya'nın Ilgın ilçesi. Erzurum'un Ilıca ilçesi. Diyarbakır'ın Çermik ilçesi gibi ilçelerimiz var. İşte bu bölgeler deprem riski bakımından da çok yüksek riske sahip alanlardır. Peki ne özelliği var bu kaynağı? Bu kaynak çok derinden geldiği için sıcaklığı çok fazladır. Bol miktarda erimiş halde mineral bulunur. Bu yüzden de kaplıca olarak da yani eski dönemlerde Hierapolis antik kentini düşünelim denizdeki e, pamuk kalenin hemen olduğu yerde bu antik kentte insanlar e, hastalandığı zaman e, bu Hierapolis antik kentlik hastaneye edilirmiş Hastanedeki e, temel iyileştirme tekniklerinden birisi de buradaki sıcak su kaynaklarıdır sıcak su kaynakları kaplıcalar e, eskiden şifa merkezleriymiş o yüzden ülkemizde bundan çok fazla var. Deniz seçeneğindekine geldik. Vadi kaynağı. Zaten burada direkt ismi yazıyor. Nasıl anlayacağız vadi kaynağı olduğunu? Bakın şurada bir yükselti. Yağmur suları bakın şuradaki mavi alanlarda birikmiş. Bu biriken yerlere akifer deniyor arkadaşlar. Su tabakaların olduğu alanlara. Ama bu kendiliğinden bakın. Bir dağın yamacından ya da bir vadinin yamacından buna vadi kaynağı da denir. Yamaç kaynağı denir arkadaşlar. Türkiye'de her yerde görülür. Ama en çok görüldüğü yer hem engebeli hem de yağış olan bir yerdir. Yani neresi arkadaşlar? Evet Karadeniz'dir. Ama dediğimiz gibi Akdeniz'de de Ege'de de bu kaynaktan görülebilir. En çok görüldüğü yer Karadeniz bölgesidir. Ee, burada Türkiye'de en yaygın olarak görülen kaynak türü de odur. Yüzeye yakın olduğu için sıcaklığı e, yüksek değildir. Yani soğuk sulardır. E, ve iklime göre de debisi artar ya da azalabilir. Edirne seçeneğinde kaynak türüne bakalım neymiş. E, yine e, tabanda bakın e, akiferin olduğu yani suyun biriktiği alanlar. Burada anahtar kelime kalker. Şimdi kalker varsa kalker ne demektir? Türkçesi kireç taşıdır arkadaşlar. Kireç, kireç taşı yani karstik bir arazi. Yani yağmur suyuyla kolaylıkla eriyebilen bir arazi. Nerede görülür bu? Akdeniz'de. Niye Akdeniz'de? Çünkü Akdeniz'de karstik arazi fazla. Yağmur suları bu kireç taşlarını eritiyor. Hatta Lapya, Dolin, Uvala, Poli gibi e, yüzeydeki erim alanları meydana geliyor. Evet burada ne oluyor peki? Burada yağmur suları tabana gidiyor. Yer altındaki kireç taşlarını eritiyor. Orada büyük boşluklar oluşuyor. Bu boşluklar büyük yeraltı gölleri de deniyor bunlara. Yer altında çok büyük boşluklar mağaraların içine su birikiyor. Bakın burada damla damla aşağı doğru düşmüş. Şuradaki kalker çatlakları var arkadaşlar. Kalker çatlaklarından giren sular burada birikiyor. Ve yüzeye çıkıyor herhangi bir yine çatlaktan bu yüzeye çıktığı alanlara da voklus latincesi Türkçesi su çıkan adı veriliyor arkadaşlar. Suyun çıktığı yer ülkemizde Akdeniz bölgesinde bol miktarda bulunuyor ve erimiş halde kireç bulunur arkadaşlar. En önemli özelliği içinde bol miktarda kireç bulunur. Mersin, Adana, Antalya gibi şehirlerimizde yaşayan insanların çaydanlıklarını demekten sonra bunların suları karstik sular olduğu için çaydan dibinde kireç bulunuyor. Bunun da nedeni karstik kaynaklardır arkadaşlar. Evet bu da ülkemizde yaygın olarak bulunuyor. Gelelim 6. sorumuza. 6. soru son 5 yıldır bütün TYT'lerde çıkan bir konu. Coğrafyanın alt bilim dalları. Bir paragraf var. Diğer soru tarzlarında yani çıkan soru tarzlarında şöyle 4 tane veriliyor. Bunlar da böyle küçük küçük cümleler var. Cümlelerin hangi ulaşım Enerji, nüfus, yerleşme, tarihi gibi coğrafyaya ait olduğunu burada bulabiliyoruz. Burada da e, bu sorularda da biz neyi yamaçlamıştık? Paragraf içinde e, hangi alanlarla ilgilendiğini. Bu da bir e, ÖSYM'nin soru tarzlarından birisi. Bu soru tarzından bu ilgine bekliyorum arkadaşlar. İnşallah 2020 e, TYT'de böyle bir soru gelecek. Tahsin amca Mersin'in Silifke ilçesindeki Kıca köyünde yaşayan yığma taşlarla yapılmış bir evde yaşayan çiftçidir. 250-300 nüfuslu köyden yaz aylarında hayvanlarını otlatmak amacıyla yaylaya göç eder. Kıl çadırda yaşarken aydınlatma ve cep telefonu şarjı için 2 adet güneş paneli çadırın kenarına kurmuştur. Bazen çok sapa olan yollardan atlarla köye inip otobüsle Silifki'ye inip ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Buna göre paragrafta hangi coğrafya alt dalıyla ilgili bir bilgi yoktur ulaşım. Şimdi arkadaşlar bakın ne diyor? Sapa olan yollardan atla, otobüsle Silifke'ye gitmiş. O zaman burada bakın A seçeneğini yerleştirdik. Ulaşım coğrafyası var. Enerji coğrafyası. Enerji nedir? Elektrik enerjisi olabilir ya da bir petrol, doğalgaz vesaire olabilir. Burada diyor ki bu adam kıl çadırda yaşıyor. Çadırın kenarına da iki tane güneş paneli koymuş. Akdeniz'de çoktur. bu Görük çadırlarının kenarlarında artık güneş panelleri var. fotovoltaik paneller. Buradan elde ettiği elektriği jel akülere dolduruyor. Ve çadırın içinde geceleyin aydınlatabiliyor. Ya da cep telefonunu şarj edebiliyor. O zaman enerji coğrafyası da var. Ee, nüfus coğrafyası var mı? Kıca köyünde yığma taşlarla yapılmış evde yaşayan çiftçidir. 250-300 nüfuslu. Yani köyün nüfusu ile ilgili bir bilgi vermiş. Nüfus coğrafyası da burada yine anlatılmış. Yerleşme coğrafyası zaten yerleşme nedir? İnsanların yerleşim yaptığı alanların özelliklerini anlatır. Örneğin e, nerede kalıyor? Bakın yığma taşlı bir evde ya da kıl çadırlarda yaşamış. Burada yerleşme coğrafyası ile ilgili de bir bilgi var. Ama tarihi coğrafya ile ilgili bilgi yok. E, peki tarihi coğrafya olması ne olması lazım? Demesi lazım ki şu silifke... E antik Roma döneminden kalma Selef Postnikator isimli bir Alman e, Haçlı komutan buraya gelip buradaki vesaire bunun gibi bir hikaye anlatırsa tarihi coğrafyayla ya da Anadolu'da yaşayan bir uygarlıkla ilgili bir bilgi verirse o zaman tarihi coğrafyayı anlatmış olur. Yani biz coğrafyanın alt dallarında bunların hepsinin ayırısı bilmemiz lazım. Ben buraya en çok çıkanları koymaya çalıştım arkadaşlar. Bu yüzden e, böyle bir soruda plase bekliyorum arkadaşlar. İnşallah bu sorularla birlikte e, TYT'de 5'te 5 yapacağız arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.